Merhaba, biz Foton Kuşağı. Bu hafta biz geldik. Hadi bakalım. Çok sayıda konser veriyorsunuz. Özellikle aklınızda kalan bir konser var mı? Neden? Aferin. Önce. Öyle sen söyle. Yok yok, önce sen söyle. Köln, tabii ki. İzmir. Son evet, şiir ve konseri. İzmir. Yani. Geçen sene İzmir'de çaldık. Çok güzeldi. Aynen, İzmir konseri çok iyiydi. Avrupa turnümüzde evet, Köln şehrinde çaldık. O da gayet güzeldi. Köln inanılmazdı. Başka bir şey vardı yani. O konserden çok psychedelic fotoğrafları var. Zaten çok psychedelic bir geceydi. Bayağı acayipti. Köln, İzmir. Öyle diyebiliriz galiba. Bir de son şehrinde konseri çok iyiydi. Evet. Geçelim mi? Geçelim. Kendi o konseri değil ya. Bir 2013 yılında kendi imkanlarınızla bir Avrupa turnesi düzenlediniz. Süreçten biraz bahseder misiniz? Tamam. Aynen öyle. Şöyle ki... Ayrılan kişi olarak. Şöyle ki... bir plan vardı. İşte grubu kurduktan sonra turlarız nasıl yaparız falan diye. Önceden olan kontaklarımızla şu anda olan kontaklarımızı birleştirdik. Tura çıkmadan önce yaklaşık olarak herhalde bir 2000 tane mail atmışızdır. Poli'yle beraber Avrupa'nın her yerine. Önce arabayı ayarladık. Ekipmanı ayarladık. Konserleri düzenledik. Sonra ucuz uçak bileti bulduk. Amsterdam'a uçtuk. Amsterdam'dan başladık, Kiel sırasıyla tekrar Amsterdam'a döndük. Amsterdam'dan Hamburg, Berlin, Bonn, Köln, Paris, Le Havre, Utrecht, pardon Kamburg'da, Utrecht, hemen Tilburg, sonra Amsterdam'a geri döndük. Böyle bir turdu. Kendimiz organize ettik, herhangi bir menajer olmadan. Güzeldi bayağı. İnanılmaz bir tecrübeydi yani. Bence bir rock grubunun yapması gereken ilk şey bu yani herhalde. Alper çok gerçekten iyi bir iş yaptı. Neredeyse sırf Alper tarafından hazırlandı turnemiz. Bayağı iyiydi. Tamam. Başka neler var acaba? Müzikte kendin yap kültürünü. Benimsemenizin sebebi nedir? Senle başlayabiliriz. Ben mi başlayayım? Evet. Abi herkes kendi yapıyor aslında yani. Yani herkes kendi yapıyor. Aslında orada farklı parametreler mevcut bence. Bir tavır sonuçta kendin yap. Yani do it yourself bir tavır. Ne kadar... içinde olduğunla alakalı. Çünkü şu kendin yap algısı... işte... özellikle müziği... önemsemiyor. Daha şeyle, önemli olmayan şeyleri falan. Değil mi? Yani tek müzikle alakalı değil aslında bence. Çünkü bazı işte müzisyenler pek yani müzik umurlarında değil yani. Başka şeyler yani. Atıyorum yani ücretsiz içkiler, işte hype, fame falan. Bilmem nesi gibi şeyler. Ama bizim için en önemlisi müzik yani o kadar. Aynen. Başka yani amacımız yok yani müzik çalmak o kadar, eğlenmek. Böyle işte. California Greens. Exactly. O zaman... zamanda yolculuk şansınız olsa hangi dönemi? Kimin yanına gitmek isterdiniz? Yine seninle başlayabiliriz bence. Yani çok geniş yelpaze bir soru bu ya. Herhalde...
şu... Bilmiyorum ki ya, çok karışık bir soru yani. Sen söyle. Sanırım ben, çok, evet çok zor bir soru. Ama işte İstanbul Cumhuriyet kurmadan önceki dönemini görmek isterdim. Ya da Cumhuriyet'ten sonra. Bence kesin o dönem çok ilginç bir dönemdi. Onun dışında emin değilim yani. Sen söyle. I don't know, maybe, anywhere. Yeah, anywhere, anytime. Anywhere, anytime. What about, I don't know, maybe New York in the early 80s? Kind of fun. Hmm. Ben de Seattle olmak isteyebilirim. Şu grunge'ın tam patladığı dönemlerde. Bayağı basardım yani. Böyle bir cevap vereceğini bilirdim. Görüşürüz. Bye bye.